Sandıklar açılmaya başladıktan sonra en çok merak edilenlerden biri de deprem bölgesinde oy tablosunun nasıl şekilleneceğiydi. Muhalefetin heyecanla beklediği sonuçlar çıkmadı sandıklardan. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerin verdiği oylarda da rakiplerine fark attı. Adıyaman, Malatya, Hatay bölgesinin insanlar yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Afet bölgesinde seçmenin tercihi değişmedi. Deprem bölgesinde seçime katılım yoğundu. 11 ilde en çok oyu alan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Allah başımızdan eksik etmesin. Rakamlar gösterdi ki afeti yaşayan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ciddi anlamda teveccühde bulundu ve oy oranlarında Erdoğan'a güvendi. Tabii bütün bunlarda depremden sonra yapılan hizmetlerin hızlı şekilde hayata geçirilmesinin büyük etkisi var. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Erdoğan %71.88 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise %22.20'de kaldı. Tayyip Baba, seni seviyorum. Senin ömrün yetmezse benden alsın. Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Asrın felaketinin ardından başlatılan bölgedeki çalışmaları ve atılan temelleri depremzede seçmen karşılıksız bırakmadı. Malatya %69.39'la Erdoğan'ı seçti. Adıyaman'da ise Erdoğan oyların %66.20'sini aldı. İçi boş. İçi boş. Yaparsa Cumhurbaşkanı yapar. Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz Diyarbakırlı olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Sosyal medya üzerinden yapılan deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik algı operasyonları da sonuçsuz kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te %65.55 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise oyların 26.96'sını aldı. Şanlıurfa'da da Erdoğan %62.01 ile öndeydi. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de Erdoğan o illerde birinci çıktı. Elazığ'daki oy oranı %67.18'di. Osmaniye ise %62.31 ile Erdoğan'ı tercih etti.